Merhabalar arkadaşlar. Bugün Fransa hayır değil, Endülüs oynayacağız sizlerle. Endülüs'le yapılması gerekenler, nasıl kurulur, nasıl bir kıtasal bir güç olduğuna değineceğiz. Girdiğimiz anda yapacağımız belli başlı şeyler var. Altyapıyı atsanız bile hiçbir önemi yok, zaten basmayacaktır. Girdiğimiz anda yapmamız gereken tek şey Fransa'ya başlayıp Realization, hayır papt olarak değil, Return to Territory, Cameron, Realization, papt olarak değil. Yine burası da öyle. Morocco'ya kadar her yeri salacağız. Return Core diyeceğiz. Papt olarak bırakmayacağız. Buralar zaten occupied'li yerler gösteriyor. Ivory Coast sal. Yine bu çocuğu da sal. Yolla. Kingdom of Morocco bizim ülkemiz. O bize ait. Geri kalan yine yerleri de salalım. Morocco bizim canımız, ciğerimiz. Biz onu oynayacağız. Niye diğer ülkeleri de salıyorum? Elaysa mümkün olduğunca savaşmamak adına onu salıyorum. Ve dünyayı birazcık karıştırmak her zaman iyidir. Fransa'nın içerisinden de birkaç ülke çıkartacağız bu arada. Britanya bunlardan biri. Suriye'yi de sal. Belki Paşam Hatay'ı ister. Tahiti'yi de saldık. Buraları da sal. Tunus, Release Nation. Buraları da sal. Britanya tabii ki de. Ve içinden çıkan en önemli ülke, ülkenin yarısı olarak bu, Costa Rican Republic. Onu da sal. Evet, ülkeyi bir bu kıvama getirdik. Değil mi? Release the Nation diyerek Puppet olarak oynamayacağız. Play as diyeceğiz. Puppet olarak da kalmayacağız. Şimdi yapıyoruz hamlemizi. Yapıyoruz oyunumuzu. Ve yeni ülkemiz hayırlı olsun. Evet, artık Kingdom of Morocco, Fas krallığını kurduk. Fabrika yerimiz bir tane var. Bassak da basmasak da çok da önemli bir şey değil. Direkt political effort gideceğiz. Dağınık bir yapımız var kesinlikle. Hani her tarafa kayabiliriz buradan. Silahımız yok. Askeri fabrikamız zaten yok. Resource slot'umuz 2. Nereden nereye geldiğini, bu kadar büyük bir değişimin mümkün olup olamayacağını hep beraber göreceğiz. Doktrin, ileriye dönük bir doktrin düşünmenizi tavsiye ederim. Çok fazla kor nüfusunuz var. Ben araştırmalarım sonucunda ya Survival Doktrin ya da Mass Assault Doktrin'de karar kıldım. Grand Battle Doctrine bu ülke için yine biçilmiş kaftanlardan birisi ama şu iki doktrinde ağırlık durmanız sizin de faydanıza. Çünkü ekonominiz şahane oluyor bitirdikten sonra işinizi. Yani Mass Assault birazcık da hani Light Infantry'nin hani bufflanmasını ve nüfusun üretimine, yani %5'lik etkisine ulaştırdığı için, supply'da kıstığı için hani kesinlikle bu olabilir. Açıkçası çok fazla korumuz da var. Niye olmasın ki? Yapabiliriz. Zaten şuradan %5 manpower'da alacağız. Yani Grand Battle Doctrine sense Massachusetts bir deneyelim. Ben Massachusetts'cuyum. Hemen bir başlatalım oyunu. Asker yetiştiremeyeceğiz. Zaten yetiştiremeyiz. Şeyimiz yok. Askeri fabrikamız yok. Bir fabrikayız ve da Sevilla. Bu. 0 fabrikayla oyuna başlıyoruz. 0 kaynağımız var. Bir kromumuz var ama hani o da hakka yürüyor. Sorun yok. Nereden nereye geldiğini gördükçe insanın hakikaten gözü yaşarıyor. Vay be diyorsunuz. Korlarına bakalım. Restaurant El Endülüs. Nereleri istiyor? Tamamen Spain bölgesi. Afrika'yı şu an sizden istemiyor. O bir sonraki adım. Buraları kor veriyor bu arada. Kor vermesi zaten işleri değiştiriyor. Hem İberya oluyor, ondan sonra Emevi oluyorsunuz, ondan sonra şurada bir emirlik oluyorsunuz. İtalya claimleri var. Çok güçlü. Ama önceden uyarayım. Bu ülkeyi oynamanız için hakikatli bir dilenci olmanız lazım. Hakiki bir dilenci olmanız lazım. Neden? 0 fabrikasın abi. Çok sağlam bir dilenci olman lazım oynamak için. Nerelerden alacağını iyi bilmen lazım. Mesela ben alacağım yeri biliyorum. Cici İtalya. Cici cici. Sadece İtalya'dan olur mu? Sadece İtalya olur mu? Etraftaki bütün ülkelerden isteyeceğiz. Dileneceğiz dilendiğimiz kadar. Alliance'den isteyeceğiz, Axis'ten isteyeceğiz, üç büyüklerden, Sovyet'ten isteyeceğiz. Kısacası önümüze gelenden isteyeceğiz. Advisor tabii ki faşist temel yok. Faşizm neden daha güçlü? %7'lik manpower için. Ve ekstradan var ekonomiye geçsek başım. Total babası işine falan geçelim. Bir fabrikada ülkenin yarısı çalışsın böyle. 0-0-0'ız. James Bond gibi. Trainleyecek ünitimiz dahi yok. Civil War'la geçeceğiz bu arada. Onun da uyarısını yapıyorum şimdiden. Direkt Civil War'a hazırlan. Direkt savaşı açacağız. Stabilitimiz zaten yerlerde. Zaten yerlerde. Ne kaybedeceğim ki ben? Ama var support iyi. İki yer önemli. Portekiz çıkartması elzem. Yapılması çok kolay olmayan bir çıkartma. Bunun için iki şey üreteceksiniz. Birincisi paraşütçü. Diğeri de gemi. Gemiyi ne üreteceğiz? Konvoy üreteceğiz. Paraşütçüyü de paraşütçü işte normal. Ufak bir taktiği var. Hepsini göstereceğim. İlk hedefimiz dibimizdeki Cezayir. Cezayir'in fethinden sonra Portekiz, Tunus, oradan da Spain. Ve bu dağınık yerde asıl ağır sanayi burada kalıyor. Bu çok güzel fabrika basabiliyor. Biz bunun fabrikalarına da çökeceğiz. Bunun fokusları normal standart ülke fokusları ama çok güzel fabrika basıyor lavuk. Bilmiyorum. Sanayiden midir, ticaretten midir, nedir? Gerçekten başarılı. Şu an Civil War çıkartabiliyoruz. Civil War çok komik çıkıyor. İki tarafında askeri yok. Böyle bekliyorsunuz. İki tarafta bekliyor. Nasıl fokus. Biraz uzun bir video olacak çünkü çok uzun bir yolu var. Yani takdir edersiniz ki sizden. Direkt Civil War'u açacağız ve öyle bekleyeceğiz. Bir toprak biz, bir toprak onlar. Asker düşmeyeceğim yere. Evet. Bu. Hani bir niyet var, hani bir düşmanlık var ama hani asker yok. Hani köyden öyle askerleri alıp toplayıp gideceğiz. Bu arada bunu araştırmak daha mantıklı. Hemen ilk işim improve atıp silah dilenmek. Şu an bu arada onun fokuslarına gitmesine izin vereceğim. Hangisi benim ya? Ha bu benim, tamam. Bu da faşist gidiyor. O da iyiymiş. O da asker kasamaz, ben de asker kasamam. Ki o ağır fabrikanın olduğu yer de bize geldi. Mesasult'a gittik. Hemen buna gidelim. Mesasult'u ilk defa deneyeceğim bu ülkede ama. Gördüğünüz üzere bir fabrika, sıfır fabrika. İtalya'ya bir dilenciliğimiz başlasın. Improve Nation. Şimdi ben asker basmaya başlayacağım. Ama nasıl bir asker? Böyle bir asker. Bütün manpower'ı silahlandıracağım. Varile koy gönder mantığını. Her zaman çalışır. Şimdi sen bana silah gönderir misin kardeşim? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen bana silah gönderir misin? Yok, sende yoktur da Sovyet'te vardır. Sovyet'ten dileniriz. Evelallah, dilencilik bizim için. Bir dünya markasıyız ya dilencilikte. Silah vermez herhalde Sovyet. Yakında verir. Yakında o da verir. Acelemiz yok çok şükür. Hesaba yat için mi? Yatacaktır birazdan hesabımıza. Hesabımıza yattığında güzel şeyler olacak. Bu arada military factory'de silah üreteceğimizi düşünmeyin. Çok garip bir oyun tarzı oynayacağım size. Ben bunu Twitch'te denedim, tek de yaptım. Twitch'te biraz uzun sürdü ama 5x'e almak falan anlatarak, öğrenerek gitmek uzun sürüyor. Ne zaman yatıyor hesaba? Yattı mı? Güzel. Şimdi bu bizi kesmedi. Sen biraz daha bana silah ver ki ben daha da güçlüyüm. Endülüs olayım. Güzel. Bundan da bir şeyler dilenebilir miyiz? Yok. Dilenemeyiz. O kadar da değil. Research. Tek sıkıntısı research slotu bayağı biraz. Almanya'dan da zannedersem ki yakında dilenebiliriz. Alman Faction'a da girebilirsiniz. Sizin yerinize konkürler ama gerek yok. Biz elle yapacağız. Biz şurada bir asker yetiştirelim. O asker yetiştirirse ben de düşeceğim. Hatta ben bir düşeyim, iki tane, ne olur ne olmaz. Çünkü bildiğin üzere bu askeri fabrika bastığı zaman bu da yapabilir aynı işlemi. Fokuslarından gidecek zaten askeri fabrika. Şu an hala da sıfır. Direkt konkurlamıyorum, hayır. İyice bir silah alacağım, iyice bir ekipman toplayacağım ondan sonra. Hesaba göndersin çocuk. Rus artık olmuştur herhalde, birazcık basmışlardır haşmetleri. Daha değil mi? Almanya daha kötüdür silah konusunda. Basacaklar. Tansiyon artık sizin işinize geliyor. Militarizm geldi, güzel. Hemen bunu alalım. Yattı mı hesaba? Yatmış, güzel. Silah ver. Sen de silah ver. Push, silah versene. Sovyet yakında yatıracaktır hesabımıza. Faşist olan her ülkeden alabiliriz. Ve buna Çin'de Japonya'da dahil. Ama bir Japonya'ya bakmak lazım. Japonya'da da yok. Harika. Oyun başı o yüzden. Küçük bir ülke olduğumuz için nispeten sıkıntımız yok. Yani konvoyla silah geldi mi, yattı mı, yatmadı mı delirmeye hiç gerek yok. Zaten birazdan bu çocuk silah basmaya başlayacaktır. Artıya geçti anda ondaki silahları biz alacağız. Evet, hesabımıza yattı. Arada bir kontrol edin hesabınızı. Daha fazla silah ver. Bu ne? 200 düşüyorsun gitgide. Allah Allah. Almanya geldi. Sovyet de onu takip edecektir. Yakında. Hatta improve'umuzu şimdiden biz niyetimizi belli edelim. Çok kaliteli bir dilenci olmanız lazım. Improve'lara saygı gösterin. Hayat kurtarır. Güzel. Beklediğim sayı buydu zaten. Daha fazlasını verecek kuvveti yok şu an Almanya'nın. Ama savaş ilerledikçe dünyalara bedel bir silah atıyor. İtalya maaşım yatmadı hala. Şimdi kaliteli bir dilencilikte en önemlisi endüstri kasmaktır. Effortlarını gitsin. Ondan sonra annexleyeceğim de militer effort gitmiyor. Endüstri gitmiyor. Militarizm gidiyor. Sapık mıdır nedir? Bu da faşist gidiyor. Lan madem faşist olacaktın niye bölündük? Deli. Ay güzel, hesabımıza yatırmış. Abicim daha az daha az. Haydi. Cık, böyle olmaz. Hah şöyle, aferin oğluma benim. Sovyet de yollayacaktır. Üzmez o bizi. Üzüyor. Niye üzüyorsun beni Sovyet? Nispeten güçlü bir ekonomimiz olacak bu arada. İngiliz size pek uğraşmıyor, onu da söyleyeyim. Çünkü Fransa nispeten güçsüz ve bu bölgeden birazcık çekiniyor yani. Bölgenin malum şartları yoruyor onu. İtalya hesabım hala boş. Niye İtalya? Niye dolu değil bu hesap? Hadi. Neredeyse asker çıkacak herifte. Hadi. Bir militer daha bahsedeceğiz, ondan sonrası uçak basımı. Niye paratrooper? Uçak gemiyle çıkamayız buraya. O yüzden. Çünkü bu arkadaşın gemisi bayağı bir fazla. Bunları güçlü bir donanmanız olması için şurada ve şuralarda tek toprak bırakacağız bu arada. Donanmalarını da el koymak için. Industrial effort geldi. Armored effort olur. Ama construction gitmek daha mantıklı. Zaten silahımızı buluyoruz Allah'a şükür. Tavşanlardan. Heh. Recualancy. Güzel. Daha fazla manpower. Modify Sovyet de atmaya hazırdır inşallah diye umuyorum. Güzel. Hadi Sovyet şımartma kendine. Hah. En fazlasını ileride Sovyet atacak. Sovyet bize çalışacak aslında. 8'lik full birlik indirene kadar kaliteli ve yavaş da olsa kaliteli bir dilencilik yapacağız. Doktorun gittik mi bu arada? Gidiyoruz. Güzel. Neden dilencilik yapıyoruz? Çünkü biz üretemiyoruz ama onlar üretiyor. Bence yeterli bir sebep. Ki zaten silahı fullledik gibi bir şey ya. Şunları alırsak birazdan kıvama geleceğiz. Bir önümüzdeki aylık yatıyor hesabımız. Arada bir banka hesabınızı kontrol edin. Yattığını göreceksiniz. Güzel. Yatmış mesela. Şimdi sana zam yapmanı istiyorum. Güzel. Almanya böyle olmaz. Çok zayıfsın. Çok zayıfsın. Güzel. Gördüğünüz üzere 4500 silah açımız da kapanacak birazdan. Daha fazla unit demek oluyor bu. Birlikler acemi olsun olmasın düşüyoruz. Daha fazla asker için. Bunları bir cephede birleştir bakayım. Sen de artık endüstri gider misin? Ya abi, endüstri gitmiyor ya. Şans meselesi, giderse daha çok farkınız oluyor. Neyse biz hesabımızı dolduralım. Construction effort devam. 0 askeri fabrikayla bastım orduya bakın. Güzel, yatacak oradan hesaba bir şeyler. Şunun hesabına zaman yatıyor. Yakında yatıyor. Güzel 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 güzel. Ayrık sanayi her zaman tercihimdir bu tarz ülkelerde de. Advisor, advisor, advisor. War ekonomi olmaz. Limited construction'dan gideceğiz. Daha fazla manpower, daha fazla asker. Request Land Sea tabii ki de. Güzel. Mayışlar yatıyor. İptal et bunu. Güzel. Bu arada Fransız'ın şeylerini kullanıyoruz. Birlik yapısını. Tankımız açık değil, araştırıldı değil ama var. Ne demek yok? Aa! Sen niye asker çıkartıyorsun? Bana yolla, öyle şey mi olur? Ayıp değil mi lan? Utanmıyor musun? Japonya'ya bakalım. Japonya savaşı girmeden 3-5 bir şeyde Japon'dan dilendik mi? Bu iş tamam. Evet. Ona da bir improve. Hiç çekinmiyorum. Hiç. Yüzümde kızarmıyor hiç. Vallahi kızarmıyor. Bakayım. Kızarmadı. Allah'ın izniyle bunları düştükten sonra keyifli olacak. Almanya artık ver, yoksa daha çok dilenirim. Nasıl bir tehditse artık. Rus kardeşim sen ver. Harika. Justify yapmayı unuttum. Çok büyük bir hatadır bu. 18 gün sonra Justify atacağız. Justify yapmayı unutmuyoruz. Bakın ben mesela bu harekette belki de Alliance'a kafa attım. Kim bilir? Balık power gelsin. O kadar fazla improve attık ki. Aa dur, Çin'den paramızı alalım. Altyapı basabiliriz ama şimdilik gerek yok. Şunu ver. Amerika'dan bile dilenmişim var bu arada bu ülkeyle. Request Land Sea silah. Aa savaşa soktuk galiba kendine. Evet. Savaşa sokmadan iyi bir dilencilik yapabilirdik. Neyse sorun değil. İleriki zaman için tekrardan şartlar oturursa düşünürüz onu. İtalya, Mussolini seviliyorsun. Çok seviyorum seni. Sovyet seni de çok seviyorum. Ama seni sevmiyorum bıyıklı arkadaşım. Seni sevmiyorum. Sen artık sevmiyorum. Orduyu düş bakalım. Just for wall gold. Buraların tansiyonu o kadar etkilemiyor ama atacağız. 305 gün sonra saldıracağız. Keşke oyun başı atsaydım. Unuttum. Heyecandan unuttum. Ama 166 bin kişilik bir orduyu silahlandırmaya da başardığımızı söylerim yani. Takdirlerinizi isterim o konuda. Ve karşımızda hala daha bir tane bile asker yok. Saplayı araştıracağım bu arada ki daha iyi dilenebilmek için. Daha fazla silah, daha fazla güç. Milletin eskisini demeyin. Kiminin çöplüğü, kiminin hazinesidir lafı. Phase out. Hatta alabilirsek bir de şundan. Oy 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 oy. Allah da belanı, heyecanlanmıştım. Attığım improve'a yazık be. Abi Justify attık mı hala? Atamadık mı hala? Hah. 300 gün sonra sendeyim. Peşine bir Tunus'a Justify. İkisine eş zamanlı gireriz, sıkıntı yok. Bir yıla sendeyim. Şimdi Alman. Yani Alman. Alman. Allah da seni kahretmesin. Silahımızı dolduralım. Ondan sonra şey yapacağız. Savaşı bitireceğiz. Şunlar da yazsın da hesaba. Evet. Yattı galiba bir kısım. Evet evet, güzel. Güzel. Gayet iyi. Elimde olsa uçakla dileneceğim de uçak izin vermiyor benim uçağa. Yani diyor o kadar da değil. Sovyet'in silahını bitirmişiz. German'dan da geleni alalım. Faşistlerden mi dilensek az bir şey? Start the request. Non-elegant mı hala bu? Evet, non-elegant. Focus on in armored. Devam. Factory'den military factory'miz var. Tabii ki de transport plane yapacağız. Deliyim ben, deliyim. Şu an bu arada support ekibi ve topçuyu çözeriz, o kolay. Şu an bana sadece bol bol silah lazım. Ama yani Sovyet ayıp oluyor. Sen de adam gibi göndereceksen. Ne bu? Nerede kalmıştık? Ayrık fabrikaya daha gitmek daha hayati. Yerimiz yok çünkü. Gördüğünüz üzere tek bir slot. Güzel. Peşine Justify'ımız Tunus. Tabi buna halihazırdaki savaşı bitirip açacağız savaşı. Güzel. Tamam, bu kadar sömürdüğümüz yeter sanki. Biraz kan ağlıyorlar. Savaşı bitirebiliriz zannedersem ki. Şunlar da yatsın da öyle mi bitirsek ya? Dayanamıyorum. Şimdi 1300 tane yollamış. Nasıl dayanayım ki? Bir posta daha almamızda fayda var. İtalya'dan da almazsak olmaz. İtalya birazcık daha. Hadi. Son demlerim bunlar. Kaynak almayacağım. Transport plane'i yılda üretsem de sıkıntı değil. Şu an kaynak sıkıntım var ama. Savaşı açabilir miyiz? Açarız galiba. Bitirebilir miyiz? Bitirebiliriz gibi duruyor. Bir tane de commander var. Durduramıyorum kendimi ya. Şu açlığa bakar mısınız? Durduramıyorum. Bütün ülkelerin silahlarından var envanterimde. Dolsun, bir artıya geçelim de ondan sonra. Güzel, maşallah. Bir eksimiz manpower. Sovyetinkilerde yazsın, bitiririz. Hatta Sovyet'ten giderek ben bir posta daha isimle, ne olur ne olmaz. Güzel. Hatta senden de ben yine bir posta isimle, ne olur ne olmaz. Bulunsun. Ha, yok mu? Ay, İtalya'yı bir sömürmüşüz. Uçak göndersen yalan mı lan? Göndermez. Tamam. Savaşı artık bitirebiliriz gönül rahatlığıyla. Bunlar üretmeye gerek yok şimdilik. Bu arada buradaki eksiklik silahtan ya da diğer hiçbir şeyden değil. Manpower'dan tamamen. Nerede setricine gireceğiz? Fokusuna bakmadım bu arada. Mekanize force gidiyormuş. Fabrika gitmedi lavuk hiç. Kötü. Çok kötü bir şans. Bakın 5 fabrikamız var. 5 olarak kalacak. 0 fabrika lavuk. Evet. Civil Wars is end. Tabii ki korlarımız geldi. Bu ne demek? Daha çok şey demek. Silah alabiliriz demek. Doğrudan bu ülkeye giriş yapacağız. Bizim en büyük gücümüz paratroop birliklerimiz. Rebuild Nation'a girmeye gerek yok. Ne gerek var? Var ekonomiye geçilebilir. Tek seferde. Güzel. Anschluss falan geldi. Industrial effort. Belki maybe. Buna falan garantörlük atmasınlar aman diyeyim de. Malum Anschluss falan geldi. Sıkıntı. Bir anda %25 oldu ya. Anschluss çok büyük bir debuff ya. Tansiyon açısından. Kaynaklarımızı birazcık kullanabiliriz. Şu an ele geçireceğimiz ülkelerden birinden almak istiyorum. Şu. Biraz daha fabrika bassın. Tabii bu inşaatımızı bitiriyor. O yüzden bir war ekonomiye geçelim. Evet. Daha iyi. Bir tanesiyle şey alalım. Diğeriyle de lastik alırız. Sıkıntı değil. İnşa etmemize gerek yok. Yok. Hayır. Bir de export yapabilsek. Ah. Bir export yapsak. İyi. Bir tane üretmişiz. Yıllık 7 tane gayet yeterli. Kas üreteceğiz bu arada gelen fabrikaya. Construction effort tabii ki alırım. Manpower'ı daha da fazla artırmamız lazım. Yetmiyor. Kesmiyor. Buradan alacağımız çeliği belki birilerine satarız. Çok bir canı kalmadı. Buna savaş açmadan buna justify atmak istemiyorum. Malum Alliance tehlikesi. Ha şu an yok. Güzel. Yani yine de bununla savaştayken açabilirim ya. Sıkıntı değil. Bu savaş, Tunus savaşı o kadar elzem değil. Bizim için en elzemi Portekiz kesinlikle. Portekiz savaşı çok önemli bizim için. Malum İberya'nın büyük fethi için. Hani direkt bu haldeyken buraya maalesef yapamıyorsunuz. Şuradan buraya ben şu an hiçbir şekilde atlayamam. Bana biraz daha fabrika yeri lazım. Şucun gittiği fabrikalar bizim için önemli. Malum burada yeterince fabrika var. Önce bir ona gideceğiz. Yavaş yavaş gideceğiz. Hızlı bir at olmayacağız. Daha stabil bir at yapacağız. Niye attan örnek verdim bilmiyorum. Lastiği de alırsak çok güzel bir uçak basabiliriz. Tamamen paratrooper rehberi aslında. Ekstra resource oldu. Ulaşacağız tabii ki bundan sonra. Justify'ımız geliyor. Bunun ne kadar süresi var? 50 gün. 50 gün. Yani şu an Justify atsam daha uzun süreceği için bekleyeceğim. 430 gün. Çok. Diğer 300 gün. Diğer yol. Diğer askerleri de düşebilirim. Buradaki bir saplaya bakmak lazım ama yine de yetiyor. Güzel. Daha kaliteli bir dilencilik yapmamız için gerekli olan şeyler var. Onları bir alacağız. Şimdi bize silah basıyor İtalya ve diğer 4 ülke. Spain'den de iyi bir şekilde dileneceğiz bu arada. Şu an en elegant faşist olsun da. Ne dedik? Tank basmamız biraz hayal ya da ileride değiştiririz düşüncesiyle. Tabii ki de buna gideceğiz. %5 şey alacağız. Recruitable Population'a ve Recovery Rate üzerinden yürüyeceğiz. Yani Grand Battle Doctrine'de iş görür müydü? Görürdü ama Massachusetts denemek istedim ben ya. Çünkü çok fazla kor toprağımız olacak. Bu çocuğun çok bir canı kalmadı. İlk savaşımız bu. Şu Focus'tan gelen fabrikayla da lastik alacağız kendimize. Spain'in niye burada dünya kadar birliği var? Git cepheni bitir. Bir fabrikamız boşa çıkmış bile. Ama basacak yerimiz yok. Alt yapı basıp kromumuzu bir tane arttıralım. Bir tane çok önemli bu arada. Lastik alalım. Lastik alalım. United Kingdom'dan değil de. Nereden alalım? German Reich'tan alalım. İlişkimiz gelişsin. Evet. Yine buradan da. Ya bu kadarmış. Gücümüz bu kadarmış. Birer tane almaya yetti. Güzel. Aylık üretiriz. Burayı ele geçirdikten sonra tamamen fighter'a döneceğiz bu arada. Kas üstünlüğü. Bunun yaklaşık 80 gemisi uçağı vardır. En fazla. O bile yoktur. Evet. 40 uçak bastığımızdan da rüzgar bizden yana eser. Hemen Justify. Diktir War Goal. Şuna da Justify War Goal. 285 gün. Evet. Let's go. It's time. Industrial effort. Buna gerek var mı? Yani onun yerine şundan alsak daha iyi olmaz mı sizce de? Bence de. Şimdi çocuğum, evladım. Çok ihtiyacım var. Dilenci değilim. Bir saniye. Dilenciyim ama bir şeyler daha lazım bana ya. Şunları da düş. Human power hiçbir zaman artıyı görmemeli. Artıda kalıyorsa biz iyi dilenememişsinizdir. Bu şekilde kalmasın, tamam, hani kabul edilebilir bir nebze. Nerede o? Bir dilenelim değil mi? Bakın 0 askeri fabrikayla 400 bin kişilik ordu bas. Güzel. Şimdi Request Land Sea 13 bin açık var. Paşam hadi lokmalayın beni. Tek 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 tek. Güzel. Request Land Sea ne demek? İlişkimiz yok. Land Sea. Almanya hep kendini, hep bana. Olur mu öyle? Almanya'dan mısın? Amerika'dan mısın? Neyin peşindesin ya? Benim gibi bir değerli ittifak üyesini seni her an arkandan vurabilecek bir ittifak üyesi. Yani ayıptır ya. Ayıp denen bir şey var ya. Ayıp değil mi lan? Şuradan Pokut'a gider misin? Güzel. Hemen beyefendiyi özgürleştirelim. Almanya. Rus tabii ki de bizim en samimi dostumuz. Kendileri 2000. Yemin ediyorum öldürecekler beni. Delirtecekler beni. Yeteri kadar iyi dilenirseniz tier 2 silahları dilenmeye hak kazanıyorsunuz bu arada. Tier 2 silah dilendiğinizi düşünsenize. Üf. Burada biz burada niye etkileşiyoruz? Araziden değil mi? Evet. Fazla sıcak. Düşün. Bizim memleket sıcak ama onların memleket daha sıcak. Bir an kazandık zannettim. Korktum. Daha delenecek çok silahımız var çünkü. 5000 silah hesaba yatacak ama 5000 silah bizi kurtarmaz. Bize bir 15 bin silah daha lazım. Bu savaşı bitirmemeye oynayacağız bu arada. Şu pocketları atıp bekleyeceğiz uslu uslu. Tunus'a savaş açıyoruz ama umarım garanti gelmez. Silah abi. Babacım silah. Modify. Hadi. Bu kadar mı? 2 askerim mi var be adam? Rezalete bak. Bitirin. Tamam, daha ilerlemeyin. Olduğunuz yerde kalın. Kapitüle olmamalı. Yoksa dilenciliğimiz biter. Hah, güzel. Çok iyisin. Seni sevmiyorum artık. Bu ne ya? Sovyet sen de hadi yollayacaksan yolla, daha işimiz gücümüz var ya. Support equipment ver bana. Onu da dilenmem lazım çünkü. Tunus Savaşı'nda da Allah'ın izniyle onu dileneceğiz. Deme lan. Dur yapma onu. Dileniyordum lan. Dur belki yer. Hadi. Rus gönderdin sen onu. O senin gönlünden koptu bir kere. Alınan mal geri verilmez. Puh. Hiç oldu mu şimdi? Size dedim ki oraya gitmeyin. Hey Allah'ım ya. Ne yapacağız şimdi? Bu kadar fazla askeri neyle besleyeceğiz? Askeri fabrika mı basıyoruz? Be adamlar. İşiniz gücünüz bize itlik. Neyse, sinirlenmeyeceğim. Daha fazla askeri fabrika basalım. Şimdi bizim fighter var mı, bizim uçak bir şeyimiz? Hemen bir fighter araştırıyoruz. Tez fighter'ı araştıralım. Tunus'a umarım garanti gelmez. Umarım kimsenin umurunda olmayız. Bir research slot. Önce Endülüs, oradan sonra Emeviler gelecek. Portekiz'den zaten güçlü ordumuz var, o ayrı konu. Ama ben peşine hemen National Spain'e girmek istiyorum. National Spain'e Alman'ı arkanıza alarak giriyorsunuz. Sonra onu, Alman'ı salıyorsunuz. Bu çocuğa Alliance'la birlikte giriyorsunuz. Sonra o çocuğu salıyorsunuz. İtalya'ya giriyorsunuz ama Alman'ı sokmuyorsunuz. Biraz karışık olur yani o. Aslında iki farklı faction'da da savaşacağız. Ama hani böyle birazcık gelgitlerle dolu bir savaş. Bu arada tren yaptırabiliriz galiba. Tren yaptırmayalım, vazgeçtim. Zaten ekipment yok. Üretimimiz yok. Asıl sıkıntı o, üretim yok. Hani bozulan bir şeyin yerine yenisini koyamıyoruz. Bir de topçu araştıracağız ya. Unutmayalım da onu. Support'tan sonra topçu da dilenmemiz lazım. Dedik bunlar Fransız birlikleri bu arada. Yani gördüğünüz gibi isimler zaten Fransızca. Genel olarak infantry olarak bundan bahsettik. Nispeten biraz daha güçsüz. Şöyle basalım. Yani içerik bu. Nispeten güçsüz dedim çünkü içine şeyi koyarsanız, ekipmanı koyarsanız gayet bu da iyi bir birim yani. Topçu bile koyarım ben bunun içine. Dilencilik parayla mı? İkinci yapacağımız hamle kesinlikle paratrooper birimlerini açmak. Burada ne alınabilir, ne advisor alınabilir? Yani hepsi alınabilir aslında. Askeri alımı değiştirebiliriz. Daha fazla manpower için Excentive geçelim. Daha zaten Excentive geçmesi zaman alacak aslında. Şu an yaptığım hata da boş verin işte. Army Effort, Land Doctrine bonus. Neredeyse halkın 1/3'ünü silahlandıracağım bu arada. Endülüs çok güçlü. Bunu alalım. İlk fethimizi tamamladık. Güzel. On 12 tane transport plane'imiz var. 20'ye tamamladıktan sonra fighter'a döneceğiz. Bol fighter. Bir 60 tane fighter bütün cephe için yeterli. Bir dilenciyi asla küçümseme. İspanya'yı yenecek bu dilenci. 0 fabrika. Civilian Oversight burada şu an biraz artışta. Ama biz bunu düşürürüz. Hatta Civilian'dan çıkıp Sacred Police'e gidebiliriz, zaten core yapacağız burayı, düşür gitsin. Yani gel buraya, gel de kısaca. Tamam Sacred Police. 22.000 nüfusumuzu buraya ayırıyoruz ama maalesef. Ha diyeceğim yo. Sadece 23.000'li biz kendimize kullanabiliyormuşuz. Oo iyiymiş. Ama garnizonda çok asker tutuyoruz be. Deme lan. Cık. Vallahi uçuyor. Military Government'a geçebilirim. Military Government'a geçtiğimde. Hadi şimdi artık. Push seni. Artıyor ya. Silah yok ya. O yüzden. Silah açından. Şu an Resistance'a silah gitmiyor çünkü. Şöyle birkaçını ineceğiz. İptal et gerisini. Şu arkadaşa garantörlük gelmedi değil mi? Güzel. Almanya birazdan zaten dünya savaşını başlatacak. Almanya tekçine girersiniz bu arada. Ama gerek yok. Topçu araştıracaktım ben. Of, dilenciliği yapamayabiliriz. Çok kötü oldu bu. Topçu açımız da var çünkü. Ama silah açımız kapandı, kapanacak. Resistance düşmeye başlamıştır çünkü silah verdik artık buradaki şeylere, garizonlara. Sorun değil. Kor yapınca zaten uçuyor ekonomi. Baya baya uçuyor. İberya'nın bütün ekonomisi size geçiyor. Her şeyle. Anahtar teslim bırakıyor ülkeyi size. Ve başkentiniz buraya taşındığı için buraya asker indiremiyorsunuz. Kara bağlantısı dışı sayıldığı için. Ajandık hayal. Altı fabrikayla oynuyoruz. Ama bütün manpower'ı silahlandıracağız bu savaşta. Paratroopers. Güzel. Hemen topçu. Tank bile dileniriz. Ama gerek yok canım o kadar da. Almanya 2. Dünya Savaşı'nı başlasın. Ondan sonra gideceğim bu arada. Doktrin. Effort. Doktrinlere gidelim hızlıdan. Bir tane advisor çekelim. Evet. Tunus Savaşımız başladı. Bu ne demek? Dilencilik. It's online. Bir war. Burada şöyle bir şey yapacağız. Fazla asker çıkartmasın diye şöyle hamle yapacağız. Şimdi. German Reich. Ben geldim. Merhaba. Merhaba. Support improve atarız canım. Support değil zaten, senden silah istiyorum da sana da bir improve atmak lazım. Rus, sana itaze atmıştık. Sen bize bir support ekip... Bu ne lan? Olay çıkartırım ha. Çık. Öyle bir şey yok. Benim dünya kadar açığım olsun ve sen bana sosyalist bir kardeşine silah yollama. Olacak iş değil. Hah şöyle. Support ekipmanı bu arada şeyden alacağız. İtalyan silahlarını daha çok seviyorum çünkü. Şaka. Alman support ekipmanı basıyor çünkü. Bu basamasa da bu basıyor. Support ekipmanı ver kardeşim. O güzel, support ekipmanı hesaba yatıyor. Sen de tüfeğe devam. 12.000. Güzel. Sardı. Şuraya da gidelim. Yok şuraya gel. Kaput ile sakın etme bak. Bak yemin ediyorum kendi orduma sıkarım ha. Yapma gitme. Yemin ediyorum sizin kafanıza sıkarım. Şimdi ne dedik? Topçuyu da araştıracağız. Topçuyu araştırana kadar ve dilenene kadar bekleyelim. 12.000 silahımız buradan. Buradan ne veriliyor? 3.000 de buradan. Güzel rakamlar bunlar. Güzel. Şu an yaptığı Army Express kastırmak bize. People's Army. Doktorinde de ilerledik. Research. Doktorin zaten speed'ini aldık. Kudurabilir. Beyefendi lokmala. Güzel. Düşürmüyorum. Fark ettiyseniz sabaha kadar bekliyorum. Hesabıma yattığı zaman o artıları gördüğüm zaman belki. Bakın. Ondan da emin değilim. Belki bitiririm. Belki bitirmem. Niye dilenmek varken ben niye bitireyim ki bu savaşı? Tasvip etmiyorum. Zaten World tansiyon biraz daha olsun. Hele bir Almanya bir savaş açsın. Elanistan'da gerekli desteği alacağız biz. kaliteli bir şekilde dileneceğiz. Şimdi Japonya, o silahları sen parça mı gönderiyorsun, ne yapıyorsun? Support göndermezsin, infantry equipment sen yollarsın. Evet, 15 bin açımız vardı galiba az önce, ben göremedim. Şimdi Rus, sen ne vereceksin bana? Support equipment olarak. Gerçi istediydin, vermiştin, doğru. Push seni. Sen yolla. Rus'un durumu ve işler açacağız. Yani 400 tane daha yolluyorsun, adamsın. Sen de birazcık support equipment yolla ya. Öyle, ha öyle yolla bakayım. Oh, güzel güzel. Adamın dibi, adamın dibi. İtalya. Sana da dalacağım ama helal et. Kişisel bir şey değil. Bu arada bütün silahlar gelirse 15.000'i geçiyor. Uçak, fighter. Topçu bitince hemen fighter. Az kepekli de yapın değil mi ekmeği? İtalya joins axis. Güzel. Molotov, Ribbentrop. Güzel. Şu beyefendiyi lokmalayın. National Focus'tan equipment olur, motorize de olur ama şuna git. Yattım hesabımıza, yatacak. Şunu da yatırır. Sen zaten yatırıyorsun. Us çocuk. Topçu lazım bize. 600 tane de topçu bulduk mu bu iş tamam. Seninle savaşımız o kadar çetin geçiyor ki Avrupa'dan daha çok destek lazım bana o yüzden. Airborne Division'ları yapacağız burada, paratrooper, ama böyle bir paratrooper değil. Böyle bir tür paratrooper. Şimdi niye? Daha fazla basmak için. Ne kadar veriyorsan o kadar kabulümdür. Division'ı bunlar. Bayağı hani normal oynayışından garip oynadım, zaten anlamışsınızdır. Oynanması gereken şey bu. Aa, yaptım hesabımıza. Abi dur. Fulledik mi lan? Şimdi dilenci değil. Allah rıza, Allah tuttuğunu altın etsin kardeşim. Allah tuttuğunu altın etsin. Bakayım mı? Allah tuttuğunu altın etsin. Allah tuttuğunu. Oh. Sovyet. Bak görüyorsun İtalya'yı. Puş terif. Puh. Rezileri. Güzel. Almanya'da gaz şevke getiriyor bizi. Onlar da hesabımıza bir yazsın da ondan sonrası kolay. Ne kadarlık bir orduyu? Yarım milyonluk bir orduyu. Tamam. Oo, topçu geldi. Çok eğleneceğiz şimdi. Şimdi çok eğlenecek. Çok eğlenecek. Fighter. Fighter dilenir miyim acaba ya? Bir düşüneyim. O potansiyel bende var aslında. Ben dilenirim ha. Yok daha neler. Birazdan United States'ten de dileneceğiz. Bu ne? Ne bu? Topçu ver. Ne demek vermem? Çabuk tez elden bana topçu ver. Ne 46 tane ne oluyor tam olarak? 46 tane ne olduğunu söylesene bana. Neyse 46 tane 46 tanedir kardeş. Portakal rajonu 46 tane 46 tanedir. Ver. Güzel. 42 tane mi? Ne ara düştü? Harcama. Bana yolla. He. Yattım hesaba. Yatmış. Güzel. İtalya dilenci değilim. Hakikat dilenci değilim. Güzel. Almanya senden dedi bir şeyler dilenelim. Şöyle hepsinden. Ne? Silah gerek yok. Topçuya da gerek yok. Support. Güzel. Birbirleriyle savaşmasınlar da yapıyorum ya. Tamamen barışçıl ve onursal sebeplerim var benim. Support ve topçu. Ver. Yolla. Aladut. Yolla. Artıya geçtik mi? Bir Castafa'ya şey başlatsınlar da aralarındaki savaşı. Güzel. Equipment effort. Ekipmanla çıkacağım sanki. Ben de boş yere Fox gidiyorum işte. Şunun durumu çok vahim ya. Almanya'yı itemezse götürürüm bu arada. Çok kötü ekipmanları, çok. Lastik Almanya'dan alamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Roller değişti Almanya. Şimdi Aksis tarafına yaslama vakti. Ha, konvoyumuz yokmuş, tamam. Konvoyumuz olmayı versin be. Veririm bir vermem ya da Alliance aramı bozamam, kusura bakma. Şunlar da hesabımıza bir geçiş yapsın, savaşı bitirelim artık. Topçu olarak birazcık yetersiz kaldık, farkındayım. Onu da düzeltiriz evelallah bir ara. Bir çare düzeltiriz onu da. Bir hal çaresine bakarız o topçunun da evelallah. Önümüzdeki ay tamamen erdireceğiz. Yattı mı hesaba? Yatmış, güzel. Şimdi bu yetmez. Ama artıya geçmişiz. Alamıyorum. Şimdi topçu da ver bari, Sovyet. Güzel. Güzel. Şunun da hesaba yapmasını bekledim. Alman'dan da bir topçu, ondan sonra bitir savaşı. Yemin ediyorum var ya, geri isteseler. Aha, biz bunu yedik. Deriz. Oo, çok fazla ekipman birikti. Çok fazla ekipman birikti. İngiltere. Sana bir improve yollayalım biz be. Sen niye öyle uzakta kaldın ki? Tabi yaklaş. United States Amerika'dan isteğimiz, ama Japon kardeşim bana sırtımı dönmez. Değil mi Japon? Hain Japon seni. Push Japon. Puh Japon. Utanmaz Japon. Cici dedik, cici çıkmadı. Oo, güzel güzel güzel. Sen eğer ondan aldıysan o şeyleri, bize de 3-5 bir şey düşer. Hani komşuda pişer, bize de düşer, he mi? Öyle miydi? Yargı dağıtıyor gene de. Camış gibi. Topçularımızı alalım da bitirelim. Netherlands'e gitti. İtalya, hadi. Yatırın oğlum şunları hesaba. Allah Allah, illa gelip mi isteyelim ya? Advisor. Gerek yok. Infantry advisor alacağız sadece. Puan kalabilir şu an. Ekonomi advisor'ına gerek yok. Ama bunlar hesaba yatsın artık, hadi. Uğraşamam. Dünya savaşı çıktı. Biz çek hadi, savaşı bitireceğim, hadi yatın şunları hesaba, hadi gidiyorum ben. Tunus savaşında çok zorlanıyorum, haydi. Heh, şöyle. Request. Daha fazla topçu, güzel. Request. Sen de ver. Sen önce bir hesaba yatır, ondan sonra şey yapacağım senden. Eldeki silahları da bir alalım da ne olur ne olmaz. Açgözlüyüm ben, açgözlü, açgözlü. Division training'den olur. Light infantry ya da offensive verdik. Research. Bu yapmayacak hesabı gerçekten. Bir saniye. Şöyle yapacağız. Şu an göndermeme sebebini anlıyorum bu arada. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok aslan parçası. Bitirelim savaşımızı. Ganimeti bir görürüz hem. Allah Allah, nasıl da bitti ya. Sizin gönderdiğiniz silahlar sayesinde paşa. Güzel, buradan da ekipman aldık. Şimdi bu askerlerin üretimini durdur, gerek yok. Ne kadar artıdayız? Yok yok, artıda falan değiliz. Yok canım yok, Almanya olur mu hiç, ne artısı, saçmalama. Of. Yok yok, artıda falan değiliz canım, ne artısı, saçmalamayın ya. Halk aç. Aman tanrım. Konuşamadım ya. Yüzüm yok. Paraşütü basacağız. Paraşütü basacağız. Paraşütü basalım. Bol bol paraşütü basalım artık. Evet, kaç? 556 kalmıyor falan. Silahımız yok. Yok yani. Fabrikamız yok silahta ama yok yani. Evet. Olur öyle. Yani önemli olan niyetimiz bizim. Tabii ki de bak, İtalya'yı ben en azından kurtaracağım. Burada diyeceğim İtalya, o kadar silahını aldım, hala nasıl itilmiyorsun ya, çok küçük. Evet, şimdi ilk hedefimiz El Endülüs. Alman'ın gizli kozu ama Alman'a da girecek bir koz. Justify'ımızı biz niye atmıyoruz hala? Yollayın beyefendi, justify'layın oğlum. Alliance'la aram nasıl benim? Non-aggression pek olsa iyiydi be. Sınır olsak belki yapar. Sakın buna garantör atma ne olursun. Demokratik bir ülke biliyorum ama benim suçum yok bu tansiyonda. Ben korlarımı geri aldım. Topçu sayısı niye azalıyor ya? Au, garnizonlarda şey var ve garnizonlar hit yiyor. Bir saniye. Çöp birlik, çöp birlik, çöp birlik. Kevleri yolla garnizona. Hepsini değiştir, kev yolla. Kev olayı. Güzel. Garnizonlara kev koyduk. Bu ne demek? Daha çok kaynak demek. Yumurla şunu. Fighter basıyoruz abi, evet. 37 tane yeterli olacaktır. Artık basmaya bile gerek yok hatta. Bundan sonrası tamamen fighter. Hatta fighter bir basalım. Evet. Haftada 2 tane üretiyoruz bile. Hazır herkes birbirini yerken ben de şurada çaktırmadan helalimi alırım, giderim. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz be. Ekmeğimizin peşindeyiz. Tamamen ekmeğimizin peşindeyiz. Paraşütçülerim nerede? Hazırlar mı? Hazırlar. 29 division yapalım. Kaç tane var ki? 37 tane var. İyi. 30 yap. 30 yap. 30'a gider. İdeolojik fanatizm. War support veriyor bize. War support önemli. Direkt savaşı açacağım. Ne olursa olsun. El Endülüs'ün kurulmasına hiçbir ülke mani olamaz. Almanya belki. İran'sa belki. Amerika belki. Rus belki. Evet. Ama onlar dışında kimse mani olamaz. Bu arada bu yaptığımız savaş başlayınca daha da iyi dileneceğim bu arada. Şu manpower biraz daha toplasın da hele bir dur. Asker alım yasasını niye değiştirmiyoruz? Biz service by recruitment'a neden geçmiyoruz? Hiç de uyarmıyorsunuz. Hiç de uyarmıyorsunuz. Daha çok asker. Evet. Güzel. Low manpower'ı da bir toplayalım Allah'ın izniyle. Kötüyüm ben, kötüyüm, kötüyüm, kötüyüm. Training yaptırabilirim birliklerime. Training, training. Dünyada kıyamet kopuyordu. Biz Endülüs hayaliyle inip tutuşuyoruz. Kaç fighter'ımız var? 24. Gayet iyi. Gayet, gayet iyi. Daha da iyi olacaklar tabii ki. Altyapıyı silme, altyapıya gerek yok. Geliyorum, bekle, ecelin geliyor. Ecelin geliyor Portekiz, ecelin geliyor, bekle. Peşine tabii ki bu nasyonistlerin eceli gelecek. Konuşamıyorum bile. Evet. Endülüs'ün intikamı alınacak demiştik ama ne zaman alacağını söylememiştik. İngiltere'den de 3-5 sakal alırız. Fighter dilenebilir miyim acaba? Yani 300 fighter'ım olsa hoş olurdu. Bunların hepsi zaten şeye gidiyor, garzon birliklerine gidiyor. Arada bir kafalarını kaldırıyorlar, isyan etmeye falan çalışıyorlar da ondan sonra biz kafalarını vuruyoruz. Şu an garnizona çok manpower gidiyor ya. O garnizonu biraz yasasını değiştirebiliriz belki. Military Civilian Oversight'ta mıyız şu an? Hadi lan. Dur. Ciddi misin? Yani yes. Bakayım daha fazla manpower gelecekse iyi olmaz. Naval effort gidilebilir. Buradakiler birazcık hınzırlaştı. Resistance Strange çok da yüksek değil. Tunus tarafının biraz yüksek ama o düzeydir, düzelmeyecek bir şey değil. Düzeydir. Uslanır onlar, uslanır. Evet. Pek yakında savaşımız başlıyor. Ay korktum. Bir an şey garanti aldı zannettim, korktum. Kimseye geçiş vermeyeceğim, diğer ülkelerle aram bozulmasın diye. Paratrooperlarımı indireceğim. Havalimanına tabii ki. İndirebildim, indireyim, gerisini iptal et. 30 Division Paratrooper. Güzel. Ne yapacağız? E-in aklını oynayacağız tamamen. Göstereceğim. Artık buraya uçaklarımı da düşebilirim. Onun peşine de fighterlarımı. Fighter sayısını 100'e tam edebiliriz. 300'e. Bütün ordumu şu limana. Paratrooperlarımı New Order deyip şuradan ayıracağım. Şunları şunu ayırabilirsin. Sıkıntı yok. Şimdi dur, yanlış yere ayırdık. Şöyle yaparsak, keza şunu da şöyle yaparsak, evet şimdi düzelecek. Şöyle, şöyle, şöyle. Böl. Aklına geldiği kadar böl. Bir saniye. Bunu oyun akarken de yapabilirim. Tek bir ünit'i nasıl seçecektik bunda? S'ye basacağız en kötü, sıkıntı değil. İlk seferde çıkamayabilirim. Hani olabilecek bir şey ama savaşı hemen açıyoruz. Bekliyoruz. İyice bir cepheye yayılsın. Şöyle birliklerimizi ayıralım. E'nin bir defa kıtasına çıktık mı? Fırtına bulutu çıktı bu. E'nin bir defa ana karasına çıktık mı? Gerisi çorap söküyor. Şu an bizim burada uçak uçurarak aslında büyük eşeklik yapıyor. Bizim uçaklarımız daha üstün çünkü. Hayırdır sen kim, bomber atmak kim buraya? Puşt. Hiçbir şey üretmesek de... Aa bir saniye. Doğru. Evet. Benim hatam. Topçu. Ne demek hayır? Kardeşim be. Topçu vereceğim mi? Ha. Kardeş be. Ne? Topçu verin lan. Aa. Ayıp değil mi lan? Sen ver bari. Aa. Ayıp lan. Unutmayacağım lan bu hamlenizi. Ayıp değil mi lan? Neyse. Cıvıtmadan. Çok da cıvıtmadan. Şöyle ayır bakayım şunu da. Şimdi E-yayın aklıyla oynayacağız. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. O kadar dert değil. Paratrooperlarımızı şöyle maksimum toprağa indireceğiz. Yukarıya bir cephe çizmesine izin vereceğiz. Ondan sonra kafasına iniş yapacağız. Limana atlayacağız. Çünkü Portekiz'in askeri sayısı yeterli değil. Ve nereden atlayacağım kesinlikle kestiremeyecektir AI. Bu bizim ilk geniş çaplı çıkartmamız. Bir yere otursak yeter. Gemiyle çıkamıyorsanız bu yolu kullanmak en mantıklısı. Şu an ben oraya uçtuğum anda otomatikman büyük bir cephe olacak. Dediğim gibi ilk zamanlar bayağı bir asker kaybedebiliriz. Hiç problem değil. Ben buradaki bütün birimleri boşuna bir bit koymadım, aslan parçası kısacası. Kaybederlerse hiçbirini üzülmem. Hiçbirini üzülmem. Bütün çıkartma başarısız olsun. Yenisini basarım. En kötü Alman'ı sokarım. Çok beceremiyorsam. Evet. Şöyle de yaptık. Dur. Nereye atabiliriz? Nera? Şuraya. Bir de buraya. Evet. Lisbon'a atmayacağım bile. Şimdi. Bu aslan parçasının ne kadar şeyi var? De bakayım bana. Güzel. Çok biraz ordusu da yok. Hava üstünlüğünü alacağız şimdi o çocuktan. Burada iki yerde de hava üstünlüğünü almanız lazım bildiğiniz üzere. Buradaki wingleri şuraya yolla. Buraya bir 17 tane daha atar mısın? İki yerde yeşillemek lazım. Evet, paraşütçülerimiz artık yola çıkmaya hazır. Tınk tınk sınk sınk. Evet. Grand Innovation. Tık. 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 Tık tık tık. O ne lan, senin niye saplanıyor manyak? Atlayan benim lan. Bir tane liman istiyorum sadece. Çok bir şey değil. Bir dakika lan. Ana. Aa, boş bıraktı tavşan. Koş Porto'ya kızım. Koş. Hiç önemli değil. Bir tane liman lan. Hadi hadi, aldın. Aldın. Buradan dönüş yok. Aldıydın. Neyse, alma, çok da sorun değil. Zaten bizim ikinci planımız vardı. O da bu. Ama bunu gizli plan olarak tutuyorum. Çaktırmayın. Çok gizli. O kadar gizli ki ben bile bilmiyorum. Bu burada kalsın. Alabilirsek alırız, alamazsak yapacak bir şey yok. Neyse, şu aşağıya atlayalım. Nerede o? Neredesin sen? Atla bakayım aslan parçası. Hoppa! Bir defa çıktık mı gerisi gelir aslan parçası. Hop! Hemen yayıl bakalım. Bir ne varmış oralarda, bir gör bakalım. Buradaki karışıklığı devam ettirelim. Tutalım buraları. Buraları da bir tutalım. Şunlar defansa durmasın. Git. Zaten ordumuz çıkıyor. Haydi çocuklar, haydi. Evet. Haydi Grand Innovation. Grand Innovation, haydi. Grand Innovation'ı açın, sözlükten okuyun. Mukavemetli çıkartma, haydi. Closer Support. Lan orayı alırdık lan. Gayet iyi. Sapla yolu da açıldı bizim çocuklara. An ordumuz zaten iniş yapıyor. Naval effort yaptık. Flexible. Yani grand şeye bizim gücümüz yetmez. Gerçekçi olmak lazım. Bundan sonrası taarruz. Genel cephe taarruzu. Diğer orduyu getirmeyeceğim henüz. Attrition'a kurban vermeye gerek yok kendimizi. Şunu şuradan bir şey yapacağım. Bakayım belki kaçar. Ha. Tavşan daha iyisini yaptı. Tut. Portekiz İspanya bekle, sana da geliyorum. Ecelin geliyor Portekiz. Şunu da tut. Elbette. Endülüs'ün intikamı alınacak demiştik. Alıyoruz. Daha fazla fighter, daha güçlü fighter basalım. En azından bir fighter olsun hani. Teyyare değil de fighter olsun birimlerimiz. Eğer yukarıdaki liman düşerse bu arada Roma'da düşer diyormuşum. Buraya ele geçirsek çok güçlüyüz. Çok avantajlıyız. Çok. Lisbon düşsün. Şu iki yere atlayıp zaten oyunu bitirebiliriz. Sıkıntı yok. Derdimiz yok yani. Anlatabiliyor muyum? Şunu abi. Tutamaz bizi. Lan orayı açmayaydın, iyiydi. Lisbon'da düştü. Hemen bakıyorum savaş şeyine kadar Porto'ya gitmemiz lazım. Evet, biraz uzayacak. Neyse ki fırtına bulutları yükseliyor kardeşim. Sıkıntı yok. Ama bir saniye. Fighter verir mi lan acaba? Hadi lan. Hadi lan. Yedek parti işine de an itibariyle girmiş bulunmaktayız bu arada. Improve kardeşim. Bakayım be. Evet. Of. Şimdi size nelerin değiştiğini söylesem aklınız durur. Şu an aydınlandım. Ben kendim aydınlandım. Fighter dilenemiyordum yıllardır. Dilenilebiliyormuş. Şu an bambaşka bir boyuta geçtik. Yani bu dilencilik dedi. Bu başka bir şey bu. Bu başka bir şey. Evet. Bakın bunu ben de beklemiyordum. Bunu yemin ederim ben de beklemiyordum. Ben acaba hani öyle süs olsun diye duruyor zannediyordum yıllardır. Meğersem bir işlevi varmış. Bir de kaynak dilenmeyi açsalar şu oyuna. Haydi. Saldır bire. İşimiz gücümüz var. Fighter'ın onamızı geliyor. Peki ben buraya koyulan uçak sayısını acaba arttırsam. Şöyle birleştirip. Ben buraya bir 200'lük koysam. Bekle. Dur. Geliyor. Yer mi lan acaba? Şimdi bana uçak lazım. Almanya öyle olmuyor. Bunları yolla bakayım ya. Şu an yemin ediyorum hayat felsefem değişti benim ya. Neler öğreniyorum ben seri çekerken. Aydınlandım ya. Bu arada Porto'ya atlamasak mı ya? Şu uçaklar gelsin ondan sonra mı yapsak? Neyse atlayalım mı? Uçaklar zaten gelir aslan parçası. Biz şuraya gerçi oraya atlayamayız. Şu arkaya atlayalım bakalım. Tık. Geldik. Merhabalar. Şöyle arkasına pocket atalım. Porto'ya da bir ziyarete gidelim. Yemin ediyorum aydınlandım ya. Fighter almak nedir ya? Yolla lan fighter'ları. Dilencilik ya. Of 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 of. Ama topçu lazım bize ya. Amerika. Ha? Sende de mi yok? Sovyet. Kalmadı mı? İtalya bizim kadim dostum. O uçak da yollamış. 5 tane uçak kalsın sende canım. 5 uçağın lafını yapacaksak. Oynamayalım. Aa yok dur. 1000 tane biliyor musun? 5 tane ne lan? Türkiye'de 1000 pro uçak. Şu şey infantry şey alalım zaten. Sadece infantry kullanıyoruz. Neyse Türkiye'ye bir improve. Saygıdeğer biricik dostum. O uçakları artık yollasan diyorum. Sen de bile. Vallahi küserim darılırım ha. Şu uçakları şu şey paratrooperları şuraya getir bakayım ben. Ay 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 ay. Arkasına atlayacağım çünkü. Ya da bilmiyorum belki şuradan ağrı geri çekilip paraşütüyle evet öyle de yapabilirim ama buraya atlar mı? Biz bütün uçaklarımızı bir alalım. Bir buraya gidelim bakalım. Evet şöyle. Şimdi itmeyen cephede yapacağımız en klasik taktiktir bu. Babacım şuralara bir fallback line çiz bakalım. Geri gelsin bu. Gel gel. Çık bakayım oradan. Bu burada kalsın. Şöyle. Da şurası kalsın. Tavşan geliyor bak bak. Aşağı yukarıdaki nehir cephesini boş bıraktı. Dur. Dur. Sil burayı sil. Tavşan avında. Sürek avına çıktık. Paraşütleri getir buraya. Burada da 3 tane var. Onları da getir. 6 taneyi de getir. Getir. Dur. Tavşan avındayız. Ha şöyle ha şöyle. Kitle bakayım şurayı. Şurayı açtık. Açarsak bir posta daha geri çekeceğim bu arada. Direkt kapitörüne paraşütüyle atlamak için. Açamayız. Geri. Sıkıntı yok. Ama oradan geri çekilemem. Burası sıkıntılı. Dur bir başkenti bir boş bıraksın ya. Bırakın gelsin. Paraşütü durdurduğun yerde. Aslan parçası dur. Geri gel. Çekil bakayım ya. Kapitörü bir boş bıraksın da zıplarız arkasına doğru. Hı. Dene bakayım bir tane. Tık. Yok, asker var. Pokutlayarak gideriz en kötü. Dur bakayım tam rotate yapsın buraya, ondan sonra şey yaparız. Şunlara cepheyi var. Pocket'a daldırmayın kendinizi giderek. Tıkanmasın şu cepheye. Hadi artık gereksiz bir şekilde uzadı. Hatta bakayım. Aa, asker tutuyor. Pocket'a alacağız mecbur tavşanı, yapacak bir şey yok. Grand bir pocket. Ondan sonra bitiririz. Pocket'sız olmayacak belli. Porto'yu release'lese o yüzden biraz cepheyi sıklaştırıyorum. Yani ben buraya kadar çeksem gene gelecek ki havalimanını kaybedersem paraşütçü atamam. Eğer şurayı alırsak bu arada her iki yandan şey atabilirim ona. O tavşana. Paratrooper atabilirim. Bu da ona genel bir pocket'a yol açar. Equipment effort olur. Ha Türkiye'den biraz dilenelim. Requestlancy. Güzel. Türkiye'den uçak dilenirim basıyor Türkiye. Uçak ver. Fighter ver. 18 tane. Bu ne? Adam gibi uçak ver. Güzel. Güzel. Toplama bir filoda yaptığımıza göre. tane daha atmayı deneyelim mi? Atlamayacak ama insan gene de yapıyor. Tık. Feda ediyoruz. Bunların hepsi feda kurşunu. Sıkıntı yok. Da o cepheyi nasıl itemezsin? Çok ilgimi çekti yani o cepheyi şu an itememen. Çok gözüme battım bir anda o cepheyi itemeyerek. Ay. Nasıl yorulabilirsin ya? Senin yorulmak kanında yok bir kere. Şimdi şöyle yapacağız. Bunun yeni emirler ver buna. 2'ye böl. Buradan biriniz buraya. Biriniz de şu arkaya. Bir de şurada bir division daha vardı. Onu da alabilir miyim? Altılığı da bir 3'e böl. Altılık da buraya atasın. Hani pocket alalım. Anladın? Evet, atlayabilirler. Tut tavşanı. O tavşanı da tut. Bu tavşanı da tut. Bu tavşanı da tut. Kaçmak yok. Şuraya. Haddinden fazla zorladı ama bu cephe bizi. Orası illa şart mı ya? Şu arka, evet, yok. Porto şart. Şuraya. Babacım, burayı eğercik şey yapmazsan, saldırmazsan bu birim kaçar. Bu birim kaçarsan olur, toplu firara yol açar. Anladın? O yüzden şurayı al. Hadi. Bir tane cephe lan. Neyin var neyin yok, gerekirse şuraya saldır. Al artık şurayı, al. 4 birim kaçırdı herif. Allah da belanı ver. Neyse ya, genel cephe taarruzu yap. Allah Allah, sanki gücümüz mü yok? Closary support isteyeceğim şimdi. Fabrika üret. Closary support'umuzu da tedarik ettikten sonra işimiz kolay. O kadar fazla birim getirdi ki normalde bu kadar getirmiyor bu arada. Ama getirdi eğer. Yani yaptığım bütün plan boşa çıktı bu arada. Ah AI. Hepsini al şunların. Üf, yarısı biraz 24'le. Birazcık çıkart ya. Hayır. Hepsini seç. Evet, hepsini seç. Birazcık çıkart sadece. 24'lük istiyorum. Allah da sizin belanızı vermeye. Tut şurayı, tut. Tut kızım, tut. Tut şunu. O ne lan, Porto'yu mu salıyorsun? Sal. Lan bırak, yemişim şimdi atlamanı. Çık. Porto'yu salıyor. Hazır mısın oğlum? Emrimle beraber. Tavşan. Hop tavşan. Haydi. Çık oradan, çık oradan. Hah, işte böyle. Atla bakayım buraya. Tık. Bitti. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim geri kalan ekipmanın için. Sağ olasın. Take all set as the end turn. Evet, en zor kısmı bitti. Şimdi geriye daha da zor kısmı başlıyormuş falan. Hayır. Reconquest'ten gireceğiz. 60 güne gireceğiz ama bu beyefendinin faction'a gireceğiz. Neden? Bir sebebi yok. Gireceğiz yani. Aksi join the faction. Ama savaşlarına katılmayacağız. We fight together diyoruz ama yalan. Alakamız bile yok. Birazcık asker basabiliriz. Yani basılır yani 30k falan. Şimdi sanmayın ki bu arada asker kaybettik. Hayır, asker falan kaybetmedik. Şöyle al. Şuna bir new commander, Promate, şu abiyi beğendim. Evet. Ve İspanyol büyükse heyecana gelen Enes Lebofu. Abicim bunun eğer şeylerini almazsak donanmasını alamayız. Bak ben unuttum. Releaseleyecektiniz abi şurada tek bir ülke. İleride silah atıp alacaktınız, donanmanız olacaktı. Unutulmaması gereken kritik bir hata. Kesinlikle o donanmayı alacaksınız Romalılar. Katli surette almanız lazım. Paratroperlar burada da işimize yarıyor. Çok kötü oldu ya. Bu çok kötü oldu ya. Donanmamız olacaktı. Allah kahretsin. Neyse siz seri çekerken onu bir çare yaparsınız. Kolay. Komutan diyor ki paşam bana yetkiyi ver ben giderim. Şeye kadar kuşatırım diyor. Süveyş kanalına kadar iterim ben diyor da dur dedik oğlum dur. Just forward goal dur tamam. Evet 12 gün kaç gün? 60 gün iyi. Şu abiye biraz daha asker ver. Paraşütçü var mı senin birinde? Yok iyi. Tamamdır. Gel bakayım şuraya. Şunu da şeyden alır mısın? Evet. Closair support'la direneceğiz artık. Doktorin gidiyoruz ama industrial effort. Artık dilencilik şeylerimiz, günlerimiz bitecek diyormuşum. Yok bitmeyecek. Daha çok var. Cruiser effort değil, submarine effort. Bol submarine basacağız. Konvoyla işimiz bittikten sonra. Şimdi biz bu çocuğu iteriz ki ne iteriz. Üf, çok güzel iteriz. Silah açımız yok. Allah'a şükürler olsun. 400 tane fighter'ımız var. Şunları düştük mü? 30 division yeter. Şimdi 8 division buraya itmeye yeter. 11 division da aşağı itmeye yeter. Toplandığında kaç? 19 yapıyor. Ha yanlış oynadım. Kaç? 8. Bir saniye dur hesap. Kaç yapıyor? 19 yapıyor. O zaman şöyle 20 yapalım. 21, 22, 23, 24. Tık git bakalım. Şu babacağa da şunları ver. Gitsin bakalım. Şunlara da New Commander'dan bir şeyler sık bakalım. Var. İki üç birimde ayır şuraya. Evet. Hiçbir savaşa katılmam bu arada. Manpower daha da uçacak. Yaklaşık bütün şeyin dolduracağız ya. Çok fena bir nüfusumuz olacak. Sırf o yüzden zaten alt sapla gidelim dedim. Endülüs'ü ilan etmemize pek bir vakit kalmadı. Fighter 2'yi açabiliriz aynı işlev. Ha açmışız açmamışız. Zaten günde üretiyoruz. Hatta Fighter doğru tank üreteceğim ben ya. Ama petrolü dilenemiyoruz işte. O öyle ufak dertlerimiz oluyor. Petrolü dilenemiyoruz ama şeyi araştırabiliriz. Niye olmasın? Benim daha çok paraşüt yapmam lazım bu arada. Onları şurada bir düş bakalım. 17 tane yeterli ama biz yine de fazlanın gözü çıkmaz deyip bir 20 tane daha koyalım. Daha fazla paraşütçü, daha fazla uçak. Ama şu donanmasını almayı çok isterdim. Şurada açıp bunu bırakıp yayında yaptım, burada yapmayı unuttum niyeyse. Beni heyecanlandırıyorsunuz. Güzel. Alman çıldırıyor. Lan savaşa gel artık. Hıyar daha ne yatayım sana diye. Çıldırıyor, kuduruyor. Kudur diyoruz. Konvoydan dilenseydim ya. Ama konvoy eksiğimiz yoktu. Belki konvoyda dileniliyordur bilmiyorum. Ben fighter'a bile şaşırdım. Fighter'ı vermiyorlardı %99. Hadi lan. Ya ah. Oldu mu şimdi İngiltere? Oldu mu pushed? Savaşa girecek. Alman infection'a girmekte hata yaptım. Hiç gerek yoktu. Şımardım. Bak şımarınca böyle böyle aynen bunu yaşıyorsunuz. Sorun değil ama sorun aslında ya. Alman'ı da savaşa çağıracağız mecbur. Savaşlarımız birleşecek. Yani hiç faction'a girmeye gerek yoktu bu arada. Ya, bu lavuk zaten girmez. Neyse. Ya Emeviler için zaten savaş açmamız lazım buraya ama zaten iyi durumdaymış. Yani İngiltere bitik bu arada ya. Ama Rus çok kötü bakıyor. Çok kötü bakıyor bize. İyice bir silah dilenmemiz lazım. İyice bir analiz yapmamız lazım. Paratrooper'lar düşmesin daha fazla ya da bilmiyorum. Piyade mi düşsek? Tüh ya. Keşke hiçbir faction'a girmeseydim. Deme ya. Gelme lan. Gelme be. Şişt. Gelme lan. Tüh, Allah belanı. Gelme lan. Gelme lan gelme. Sen gelme. Büyücü. Yayındayken gelmemişti bu arada. Şöyle geliyor. Ben Alman'ın faction'a girdiğim için geliyor. Ve ilişkim kötü olduğu için geliyor. Da lavuk beni itemez buradan. Of. Cebeli Tarım burada uğraştır. Alliance'a katıldı. Taksi bitmediydi daha silahların. Ben sadece İngiltere'yle mi savaşıyorum? Sadece İngiltere'yle savaşıyorsam sıkıntı değil. Orada abidik gubidik ülkeleriyle savaşmasam sorun yok. Diyeceğim geliyor abidik gubidik ülkeler. Gelsin. Attrition'dan gebertecek bizi pushed. Deme lan. Lan ben de senin donanmana pocket atmazsam. Ama buradaki uçak üstünlüğünü de verecek. Of İngiltere of neyse senden aldığım fightları şurada kullanayım bari. Şöyle. Lan Lisbon'da hava üssü yok ne yapıyorum ben. Arkaya bir yere inşallah çıkartma atmaz la bu hıyar. Hıyar. Babacım içsene artık. Birleştik zaten rahat ol. Artık anca beraber kanca beraber gibi duruyor. Nasıl tavşanlığa düştüm ben? Nasıl böyle bir tavşanlığa düşerim ya? Hala aklım almıyor ya. O kadar sen dilencilik yap. Gel öldüğün yere bak. Al işte. Bizi Cebeli Tarı alalım da puştundan anması tekiz. Hadi lan. Havalimanı yok burada değil mi? Ha. Burada ne kadar uçak var? Dünyanın uçağı var. Mümkün değil. Ha atla. Atla lan. Atla oraya atla. Babacım atlasan oraya. Hava üssünün almış da almam. Çıkartmayarsak ayvayı yeriz. Elemeğinden de itilmememiz lazım. İngiliz'den korktuğumdan değil bu arada. İyi Alman gelir arkadan iter kardeş. Sıkıntı yok. Bana buraları verir Almancım. Ben el Endülüs'ü ilan ederim. Sıkıntı yok. Yayında çok güzel oynamıştım ya. Bir anlık dalgınlık abi. Bir anlık dalgınlık. Orada itiyor lan. Bir şey yok. Pukut al bakayım abi. Al direkt lavu pukut al. Al. Alır mısın? Bizim birliklerimiz daha iyi. Mesela yani. Daha iyi olabilirdi de. Şunlar bir commander var. New commander. Daha iyi olabilirdi. Ha burayı yapmışız. Nice. Tut. İyi buradan yardık. Şimdi şurada hava üstünlüğünü alabiliyor muyuz? Yüzdelik olarak. Tabii. Yani. Belki. Ne demişler benden daha zeki bir adam. Eğer hava üstünlüğünü alamıyorsan dilenciliği yeterince iyi yapmıyorsundur aslan parçası. Topçuyu vermiyorsun. Eyvallah da piyade ekipmanı ver lan. Adamsın. Almanya sen neyi ver? Sen ne ver? Sen ne ver? Onu iptal et de diğerini ver. Ha, aylık mı veriyordun sen ona? Hadi lan. Aylık o kadar veriyorsun. İyi. At şimdi şuna Casifay Alman gelsin arkadan itsin ya. At. Geliyorum lan. Ecelin geliyor Ferhat. Bekle. İspanyol'u itsin de şu toprakları bana versin diye. Çünkü buraya bir donanmayı getirse İngiliz ben burada pocket'ım. Hani şey pocket'ıyım. Filit pocket'ı. Tehlikeli pocket'lardan biri. Buraya niye itmiyoruz biz? Bakayım. Nasıl cancel? Ne demek cancel? Uçak ver bana. 5 tane uçak mıymış? Eğer buradaki uçak üstünlüğünü bir alırsak bir daha da bırakmayız da. Çok fazla fighter koyuyor, yapma lan. Az koy. Ha. Bir tane hava üssü inşa ederim. Zaten çok uzun sürmüyor bunlar. Niye inşa etmeyelim ki? 2 hava üssü de alacağız zaten. Sevilla da var. Oo, koş. Koş. Bekle, Alman sana doğru kabaracak. Çakma biçi seni. Şuna vur bakayım. El Endülüs İngiliz'in tehditvari şeylerine rağmen kurulacaktır. Hata yaptım bu arada ya. Siz yapmayın abi. Kesinlikle faction'a katılmayın. Tam ortada oynayın. Tam bir denge politikası. Osmanlı'nın son çağını yaşıyorsunuz gibi düşünün. Denge politikası. Yürüt gitsin. Her zaman çalışır. Advisor'dan ne alınabilir? Ofansif var mı? Division defense. Division organization. Oo, güzel. Güzel. Hala ben şey geçmedim değil mi? Yapayım. Yardık geçtik bu arada. Tutamaz daha fazla. İspanya'yı bir defa yardınız mı o iş bitiyor. O Justify'ı değerlendirmeye çalışacağım tabii ki. Şimdi paratrooperlarımızla bütün kapitollerini aynı anda atlayacağız. Kapitol etmeye çalışacağız. Onu da nasıl başaracağız abicim? Tutmuyordur. Yayın hiç tuttuğunu zannetmiyorum. Doğrudan kapitol etmek varken beklemek neyimize? Böl. Ama Allah'tan güçlü bir faction'a girdik. Düşünsenize Sovyet'in faction'ına girdiğinizi. Buraya kadar gelene kadar bir Almanya'yı geçmesi gerekiyor beyefendinin. Sevilla'dan atla. Dur lan nereye gidiyor? Deli. Heh. Ha, uçağım mı yok? Ha, pardon benim hatam. Evet artık olacaktır. Bir kısım uçakla acaba şuraya bir gitsek mi? 95'te İngiliz uçaklarıyla İngilizleri vururum bu arada. Olur öyle be. Bura. Şöyle. Şöyle. Tabii ki. Ne zamandan beri adet oldu Madrid'e gitmeden şey girmem. Ama oraya gidemeyiz. Orada çok fazla hava üstünlüğü var. Alliance bütün kuvvetini gücünü buraya yığdırdı bu arada. Eğer çok fazla etmekte tıkanırsam tamamen süvarileri çağıracağım. O süvaride ne oluyor? Bildiğiniz üzere Almanya oluyor. Ben gene de Madrid'e atlamayı deneyeceğim. Atlayamam muhtemelen hava üstünde onlardan yana ama olsun. Şu hava üstüne git bakayım ya. Güzel. Tık bir yere düştük bile. Oraya düşmez olaydık. Telef olduk orada. Madrid'i aldı. Vay 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 vay. Şuraya yer alırsak, burada eğer oraya zıplayabilirsek, bakayım ya, zıplayamayız oraya muhtemelen. Ama zıplasaydık da başarıya ulaşırmışız. Kaça kadar available? 15'ine kadar. 15'ine kadar bu ülkeyi düşünmemiz lazım. Evet. Hadi kolaylık versin. Düşür bakalım. Ama böyle bize. Aslında bizi bölmedi, kendisini pokuta soktu. Çıkartmayı yemeyelim de malum İngiliz. Pislik İngiliz. O elemeğini yarmışız bile. Güzel. Abi şuraya şu bir tane abiye ver. Abi İtalya'nın topraklarını, işte bu yüzden faction'a girmekten nefret ediyorum. İtalya'ya veriyor. Sizin burada da korunuz var. Abi buraya kadar çektiğimiz videoyu Allah belanı vermesin. Arkaya çıkartmadık. Alliance'dan nefret ediyorum. Alliance'dan. Buraya kadar çektiğimiz videoyu tamamen lütfen Alliance'a kafa atmamış bir şekilde görün. Kaç kızım, kaç arkaya. Yürü 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 yürü. Paratroopers'a gerek kalmadığını düşünüyorum artık. İngiliz bu kapitül olduktan sonra zaten işimiz kolay. Koşar mısın buraya doğru? Arkadan bir şey geliyor da bize, yani o yüzden. Afrika'dan attık evvelallah. Afrika'dan şu an çıkartma yemeyiz bu arada. Yersek zaten buradan yerdik. Yedik de. En azından yediğimiz yeri biliyoruz. O da bir şeydir. Çünkü Cebel-i Tarık'ı ben aldım. Afrika'yı da o aldı. Bizim çocuk aldı. Artık sıkıntısız. Tiktir vur atacağım bu arada ya. Yani. Bizim çocuklar da gelsin savaşa. Çok büyük eşeklik şu an yaptım ya. Boş yere hamallık yapıyorum desem yeridir. Ölsem yeridir. Evet, Almanya bu arada deli dehşet geliyor. Ekstra bir cephe yaptık buraya. Ölsem yeridir. Gelemem ben sana, gelemem ben. Beyefendiyi lokmala. Porto'yu da al. Biz ne güzel uçakla ilerliyorduk. Sen niye elimden uçağımı alıyorsun? Ayıp değil mi lan? Hı? Ayıp değil mi Ferhat abinin uçağını almaya utanmıyor musun? Surrender Limit'in pek bir yakınında bu arada beyefendi. Zaten bu çocuk düştükten sonra diğerleri çorap söküyor. Porto'yu aldık. İyi. Beyefendiyi lokmalayın. Endülüs'ü kurup bırakacağım. Emevi'ye formlamayacağım. Emevi'ye formlamam için İtalya'yı tamamen atmam lazım buradan, ya da İtalya'yı atıyormuş gibi yapıp, yani faction'ından çıkıp onun topraklarını hani İngiliz'deymiş gibi davranırım. Ondan sonra öyle yapabilirim. Yani uzun bir serisini isterseniz bunu burada çekerim. Çok oraya oturabilirdik. Orası kaptür olurdu. Yani uzun bir serisini de çekerim eğer isterseniz. Çekilmeyecek bir seri değil. Evet, occupied. Alman geliyor. Da Alman buraları bana veriyor. Güzel. Güzel. Alman ne yapıyorsun paşam? Uf. Sonun geldi pis herif. El Endülüs İmparatorluğu, azim ve refah. Lan versene buraları. Şşş. Pozanı istemem de yani şu. Ne o? Şuraları ver lan. Şşş. Navarra'yı falan ver ha. Oraya Savoya'ya gerek yok. Tugeteci de ver. Bu ney? Aküye. Akü ney buramı? Orayı da ver. Orayı vermezsin. Tamam, ver şuralara. Güzel. Sanayi sanayidir. Biz burada alnımızın akıyla savaşıyoruz be. Toprakta da dilenci olun. Endülüs'ü kuracaksınız, o dilenciliği yapacaksın abiciğim. Alman, şu aşağıda bir sana zahmet bir aslan parçası var. Ha, verirsin sen. Verirsin be. Korun benim bu be. Ülke formlayacağım be. Ha, bak. Oy. Çok keyifli oldu. O zaman bize El Endülüs diyebilir miyiz? Korman power'ımıza bakar mısınız? Ne kadar? 750 bin kişilik bir ordumuz var. Tık. Hü. Fabrikaya bakın. Manpower'a bakın. Endülüs kadar kuvvetli bir sart olan hiçbir ülke yok bu arada. Şu an Alman'ı arkalasam arkalarım. Ve Alman benim bu gücümden korkacaktır yakın zamanda verdiği için buraları da bana iadeyi itibar yapıp verecektir. Evet, El Endülüs bu şekildeydi. Ufak bir dipnot. African Sultanate için ve Emirlik Sicilya'sı için buralara gitmeniz lazım. Artık paratrooperlarımız var. Yani İngiltere'ye ben bir şekilde çıkarım aga. Hani uçak mı koyacak buraya? Ben ondan daha fazla uçak basarım. Çünkü artık ağır bir sanayim var. Çok güçlü bir sanayim var. Yani buraların hepsi core. Resistance çıkmayacak. Core yani. Buralar korlanacak. Başkentim değişti bu arada. Artık buradayız. Bunun ne gibi bir etkisi var? Hemen göstereyim. Buraya ordu düşemezsiniz. Sadece core'larınıza. Ama Eren'se savaşmadan önce şuraları alsaydınız, yani anlaşma yapsaydık, aksine katılmasaydık sorun çözülecekti. Şimdi bundan sonra nasıl bir dilencilik izlenmeli? Hemen göstereyim. Biliyorsun Sovyet'in kapısını çalıyorsun. Infantry ekipman diyorsun. O da sana atıyor. Türkiye'nin gidiyorsun kapısına çalıyorsun. Diyorsun ki paşam infantry ekipman diyorsun. Atıyor. Alman'ın yanına gidiyorsun. Reckless Lance ediyorsun. Paşam diyorsun. Atıyor. Bu ne lan Alman? Tüh, rezil herif. Aa, sen vermezsin. Reckless Lance. Aa, bu yoktu zaten sende de. Hani uçak alınabilir. Fight. Bol bol. Güzel. Etinden sütünden bu faction'ı yararlan. Ondan sonra bir çare. Umarım Amerika bana girmez bu arada. Evet, Amerika evine. Amerika savaşa mı girdi ya? Yok ama her an girebilirim de diyor yani. O sinyali veriyor. Keşke size bu anı da gösterebilseydim bu arada. Buraları da verdi. Keşke şu olayı da size gösterebilseydim. Hani Alman'ı nasıl arkalayacağımızı, burayı nasıl arkalayacağımızı falan, ama işte Spain yani garantör attı push İngiltere. Ben bu Alman efektine gidince. Ama sizin kesinlikle yapamayacağınız bir şey değil. Yaparsınız abiciğim. Buna konkur atarsınız bu arada. Kudursun. Ve bundan toprak da isteriz aslında ama yakın zamanda verdiği için vermez. Belki bu çocuktan bir yerleri isteriz. O da vermez. Endülüs sınırları böyleydi. Emirlik sınırlarında gösterelim. Nereleri istiyor bizden? Libya'yı alırsanız buralarda kor veriyor. Tamamen. Tunus, Cezayir tarafına. Manpower uçuyor. Sicilya, Kıbrıs, bütün adaları da alırsanız oralara da kor veriyor. El Endülüs o kadar güçlü ki Emevilere kadar, yani buralara kadar size savaş sebebi veriyor zaten. Claim'iniz oluyor, o ayrı konu. Güçlü. Yani şu verdiği yerlere baksanıza. Korsika adasına veriyor beyler. Hanımlar. Bunları formlamak çok uzun iş. En az 2 saat 3 saat daha oynamam lazım. O yüzden videoyu burada kesiyorum. İzninizle, yüksek müsaadenizle. Bundan sonrası yat, otur, Amerikan sanayisine yetiş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız da bizi çok sevinirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve tam bu çıkışı yaparken Japonya'ya ne yaptı yapacağını. Görüşürüz. Ha bu arada dipnot, eğer faction'dan çıkarsanız belki bizim savaşımıza gelmez hani. Amerika. Belki gelir gelmez. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.